Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Zölyem Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 18 Aralık 2023'ün ilk uzun videosu. Shorts video değil bir tane shorts video sıkıştırmayı düşünüyorum araya. Bakalım arkadaşlar beğenirseniz. Ee, Fenerbahçe'ye Yıldız Stoper menajeri ile görüşme haberiyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Savunmanın göbeğini de güçlendirmek istiyoruz. Ve buraya alacağımız ismin nokta atışı olması lazım. Hani birebir sohbetlerimde ya da arkadaşlarla dertleşmemde ya da Fenerbahçe muhabbetlerinde herkes şunu söylüyor. Tamam, savunmaya işte şu isim düşünülüyor, bu isim düşünülüyor. Ama bize hazır isim lazım. Bize kötürük isim lazım diye konuşuyorlar. Şimdi burada da bunu değineceğiz. Premier Lig'de forma giyen bir yıldızla ilgileniyor. Hafta içinde de yani bu hafta içinde görüşmenin yapılacağı söyleniyor arkadaşlar. İsterseniz bu habere geçelim. Şimdi Burnley'de forma giyen İsveçli stoper Hjalmar Ekdal. Hjalmar diye yazıyor. Sanırım Jalma diye okunuyor. Jalma Ekdal'la görüşme yapacak diyor. Fenerbahçe detaydan ediyor. 25 yaşında 1.87 boyunda 6 kez İsveç milli takımının formasını giydi. Son dönemde düzenli olarak milli takıma çağrılmaya başlandı. Ancak bu sezon Burnley forması sadece 3 maçta 156 dakika süre aldı. Ekdal'ın milli takımdaki yerini kaybetmemek için forma giyme şansı yüksek bir kulübe gitmek istediği ifade ediliyor. Burnley ile 2027 yılının hazirana kadar sözleşmesi var. Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyecektir diyor. 8 milyon euro bir transfer market değerinden bahsediyor. 6 kez İsveç milli takımının formasını giydi. Giydi. İsveç'te stoper daha çok forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor. Arkadaşlar zaten açıkçası şunu söyleyeyim. Ee, size nasıl diyeyim? Yani açık ve net söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bu tip işlerden karlı çıkması için yani transferde karlı çıkması için e, ne olması lazım? Orada oynayamayan ama geleceği parlak. Çünkü Premier Lig'e gitmek öyle basit bir şey değil. Burnley'de 8 milyon euro piyasa değeri var. İsveç milli takımı Euro 2024. Bakın akıllara gelecek enteresan 50 çeşit senaryo var. Bu adamlar kaç almış? Ben onu merak ettim. Bu adamlar 21 Ocak 2023'te 2.8 milyon euroya almışlar. 3.5 piyasa değeri varken. Dujun gardından. Yani e, çok da bir kar etme dertleri olmayabilir. Aslında güzel bir mantık olabilir. 4 maçta 164 dakika. Boyuna bakarım 187. Ve İsveç milli takımına çağrılmaya başlamış. Valla son derece mantıklı geliyor bana. Ancak burada mantıksız gelen şey şu. Bu da aynı çağlar gibi e, az süre alan bir arkadaş. Yani bize hazır isim beklediğimizi herkes söylüyor. Ama bu tip isimlerde hani transfer piyasasında bu tip isimler var. İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası transferi böyle duyurdular. Şimdi son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Ocak'ta kadrosunu güçlendirmek istiyor. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda eksik bölgelere çalışma yapılıyor. Yıldız isimleri de kadrosuna katılmak isteniyor. Hem konferansta hem ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe son 16 turuna yükseldi konferans turunda. Konferans liginde ve yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor. Bu yüzden de kadronun kusursuz olması isteniliyor. Şimdi Fenerbahçe bu sezon stoper rotasyonunda maalesef sıkıntı yaşadı. Aslına bakarsanız Alexander Ciko güzel bir tercih oldu. Rodrigo Becao gayet güzel oldu. Geçmişten kalan Luan Perez, Serdar Aziz sakatlıklar. Ve hani şimdi aslına bakarsanız dördünün birden sakatlığın olması çok tuhaf ve komik değil mi ya? Yani Ciku ile Serdar formasına kavuştu. Muhtemelen Kayseri Spor maçında da bu iki ismi yan yana izleyeceğiz. Hatta Galatasaray maçlarında da bu iki ismi yan yana izleyeceğiz gibi geliyor. Bekao ancak sezonun ikinci yarısında katılabilir deniliyor. Luan Perez sezonu kapat deniliyor da Luan Perez Nisan'da falan dönecek deniliyor. Şimdi Fenerbahçe'de arayışlardan bir tanesi Çağlar Söyüncü. Şimdi Ektal isminden öne çıkarır mısınız çıkarmaz mısınız Çağlar'a? Sonuçta ikisi de oynamıyor. İkisinin de piyasa değeri malum. Gerçi Çağlar'ın piyasa değeri daha malum ama şimdi Futbolcularda şöyle bir şey var. Bir yere kadar yükseliyorlar ondan sonra bir düşüş başlıyor. Nasıl düştüklerine kendileri de inanamıyor. Biraz bu olay böyle gibi. Şimdi Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamıyor. 27 yaşındaki futbolcu. Ve e, takımlar ayrılması halinde de Fenerbahçe'ye gideceğini yazdılar. Gol asist katkısı üretemedi. İspanya'nın az gazetesi söylüyor. Cumartesi günü akşam bir maçta yer aldı. Yani cumartesi akşam yer aldığı maçta Tepkileri üstüne çekmiş Çağlar yani penaltı yaptırmış gerçi rakip golle sonuçlandıramamış ama Hani bu mu Çağlar diye Bence o e, maçtaki performansı Çağlar hani Atletico Madrid kapısından dışarı itiyor bence bana kalırsa ve e, Böyle de olacak gibi duruyor ha, Ama Transfer bu belli olmaz Arkadaşlar Çağlar için çok net daha önce de söyledim Ancak kanalımız sürekli büyümekte olan bir kanal sürekli abone çeken bir kanal Sağları 2-3 farklı senaryoda istedik. İşte ücretsiz kiralayın. İşte ücretsiz 1,5 sene kiralayın. Ya yani ücretsiz kiralayın maaşını siz verin. 1,5 sene kiralayın maaşını biz verelim. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayın ister oynatalım ister oynatmayalım falan filan gibi. Şu anki en net en yakın transfer şu şekilde yani en yakın seçenek ücretsiz kiralama. Bu sezon kalan ücretini Atletico Madrid'in ödemesi yok. Yarı yarıya ödeme. Yarı, yarısı bunlar yarısını biz ödeyecek şekilde. Sezon sonunda Fenerbahçe isterse de 5 milyon euroya bon servisini alacak şekilde bir görüşme sürüyor. Çağlar'ın medet umduğu şey şu Avrupa'daki farklı liglerde bir kendime deneyim Avrupa'ya gideyim falan filan. Çağlar'ın oturup zekice şunu düşünmesi lazım. Ben futbolun zirvesine artık Atletico Madrid'e gittim. Premier Lig'de boy gösterdim. Artık düşüşteyim. Yani benim ya sıçramam lazım yükselmek için ya da Fenerbahçe'ye gidip Kendimi kanıtlayıp sıçramam lazım. Misal veriyorum Fenerbahçe'de sözleşmesine şöyle bir şey yazılsa. Serbest kalma bedeli 30 milyon euro mesela. Bu şartlarda sözleşme imzalasa. Ben Çağlar Yener'de olsam bunu yaparım. Yoksa yok olup gidecek farkında mı bilmiyorum. Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye. E, şimdi dört büyüklerde hareketlilik var. Ne derseniz deyin. Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldı diyor. Arkadaşlar haber şu. Serdar Saatçi. Yani biz bunları çok önce konuştuk. Hatta diyorum ya size asıl transfer duyumları transfer sezonundan önce olur diye. E biz bunları çok konuştuk. Sizler yeni abone olduğunuz için hatta bu kanalı yeni bulanlar şey diyor. daha önce keşke bulsaydım bu kanalı diyor. Ben saatlerce internette araştırma yapıyorum. O habere giriyorum. Bu habere giriyorum. Bazı arkadaşlar da şunu söylüyor. Ya ben ilk başta diyor bu kanala girdiğimde adam baktım diyor. Sosyal medyadaki haberleri okuyor diyor. Lan dedim ki diyor sosyal medyadaki haberleri ben de okuyabilirim. Buranın farkı ne? Sonra diyor videolarda şunu gördüm diyor. Adam bizim için sosyal medyadaki bütün haberleri topluyor. Diyor ki şu yanlış şu doğru. Şu yanlış şu doğru diyor. Ulan benim de işime geliyor diyor. Yoksa ben bazen polyanla modundayım. Her gördüğüme iyi bu da geliyor. Saatçi de geliyor. Çok güzel ektal de alıyoruz. Çağlar da alıyoruz. İyi 15 tane stoperimiz olacak. Bazen de şu moddayım bu hale koç alamaz. Bunlar beceremez. Bunlar yapamaz. Bazen de diyor şu moddayım diyor. Alsın sana nasıl olur. Yok almasak daha iyi falan. Bizim benim adıma diyor yapacağım bütün değerlendirmeyi sen yapıyorsun diyor. O yüzden seni takip ediyorum diyor. Allah razı olsun kardeşim. Herhalde iyi bir şey söyledin yani. Yani iyi bir şey söylediğini düşünüyorum. Ben size bunun garantisini veriyorum. Yaz, kış hiç fark etmez. Yılın 12 ayı. 7-24, 365 gün, 6 saat hiç fark etmez. Ben sizin adınıza sosyal medyayı dolaşıyorum zaten. Kim ne paylaşabiliyorum. biliyorum. Bir kardeşimiz de diyor ki ya diyor, sen sıradan bir öğretmensin. Bu kadar duyumu nasıl alıyorsun diyor. Bir kez daha hatırlatayım. Herkes bilsin istiyorum. Sizin şu anda arkasından gittiğiniz büyük Fenerbahçe sayfaları var ya. Ben hepsinde görevliydim. Hani meşhur birisi değilim size göre. Ama internet aleminde meşhur birisiyim. Yani Elon Musk dediğin adam Twitter'ı falan satın almasaydı birçoğunuzun haberi yoktu. Adam hani Iron Man filmindeki Robert Downey Jr. gibi değil. Hani oradaki karakter gibi zengin Parasıyla e, bilimsel araştırmalar yapıyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani her ismi bilmek zorunda değilsiniz. Aziz Sancar'ı tanıyor musunuz mesela? Muhtemelen oh, tanımazsınız. mi? Dilan Polat'ı tanıyorsunuz ama. Bu da sizin ayıbınız. Neyse. Demek istediğimi anlayın arkadaşlar. Sizin sosyal medyada şu anda takip ettiğiniz birçok sosyal medyanın kurucularından birisiyim. Büyütenlerden birisiyim editörlerinden birisiyim, yöneticilerinden birisiyim, belki de sahiplerinden birisiyim. Bilginiz olsun. En son artık Kadıköy sokakta durulalım dedik. Facebook'ta falan. Çok yüklenildi bana. Satıp köşeye çekilmek istedim. Sattığım kişinin de karakterinin ne kadar zayıf olduğunu da sonradan gördüm. Yani ben sonradan bu işlere girince gelip burada saçma saçma şeyler. Biz bak neleri neleri bilmiyorsunuz siz. Benden duyum çalıp da kanalda üye olan benden duyum çalıp o duyumla meşhurlaşan sayısız kişi var. Ya tek tek burada isimlerini zikretmek istemiyorum. Sayısız kişi var. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Hakiki Fenerbahçeliler beni buluyor arkadaşlar. Öyle tırt tırt Fenerbahçeliler değil. Mesela Hüma Hastanesi. Kayseri'nin en güzel hastanesi. Çalışanları, sahipleri, yöneticileri. Yani çoğunluğu Fenerbahçeli diyeyim. Yönetim kurulu komple Fenerbahçeli. Hani bir çizgimiz var bizim. Benim üstünde gittiğim bir çizgi var. O çizgiyle paralel bir şekilde giden bir hastane. Ya da gol var mesela. Benim çizgimle paralel gidiyorlar. Ne kadar da bak. Hani kafanıza yatmasın benim bir çizgim var. Benim çizgim şu insanları bak. İnsanlara doğru haber vermek. Yanlış haber veriyorsan da pişman olmak. Çünkü sonuçta ben paylaştım ama bana gelen haber yanlış gibi bir çizgim var. Hani Allah çizgiden ayırmasın. Eğer çizgiden ayırırsam zaten ilk siz terk edin. Bunları da söyleyeyim. Ha ardından 40 tane köpek havlamıyorsa da kurt diye gezi geziyim deme demişler. Benim arkamdan 40 değil 4 bin tane 40 bin tane köpek alıyor. O yüzden daha da aşkla daha da şevkle gidiyorum. Yoksa hani çok şey bir e, platform değil yani sosyal medyada öyle büyümek, zengin olmak, jiplere binmek, Dubai'ye gitmek, umre falan filan. Kendi paramla da yapabilirim bunu Allah'a çok şükür bir öğretmenim ben. Hani kendi paramla da yapabileceğim şeyler Allah'a çok şükür evim var, arabam var. Rabbim olmayan herkese versin. Olanları da kazadan beladan korusun atabiliyor muyum? Bunu da bir açma gereği duydum. Neyse Serdar Saatçi için Fenerbahçe 6 aylık işte bir ee, buçuk yıllık kiralama teklifi falan filan bu sezon 13 maçta görev aldı 2 asist. Arkadaşlar çok ciddi bir para istiyorlar 7 milyon euro. Hocam 7 milyon euro ciddi para mı? Şu an Fenerbahçe için ciddi para. Biz 7 milyon euro verebilecek konumda değiliz. <laughs> Geçtiğimiz sezonlarda biz ne yapıyorduk? Kim al. Atilla Salah'yı al. Sat. <laughs> Pelkasal sat. Pelkasal 7 milyon euro teklif geldi. Buradan bas bas bağırdım. Satın satın. Hiçbir futbolcu Fenerbahçe'den üstünde değildir. 7 milyon euro çok iyi paradır. Satın satın. Mert Hakan yanda 7 milyon euro teklif geldi. O bizim komutanımız. Komutan Logar. Lan 7 milyon euroya Mert Hakan. Bak şu an Fenerbahçe'deki Türk futbolculardan bu sezonki performansları itibariyle söylüyorum. Yanlış anlamayın. İrfan Can Eğribayat'ı 7'ye satarım. Mert'i satarım. Mert, Mert öldürürüm. Serdar Hacı, Samet Akay'ın zıplaya zıplaya satarım. Mert Hakan'ı falan zıplaya zıplaya satarım. İsmail Yüksel'i satmam. Daha fazla satarım. Ferdi'yi daha fazla satarım. Bu sezonki İrfan Can'ı daha fazla satarım. Cengiz Ünder'den beklentim çok yüksek. 15 almışım. O yüzden Emre Mor'u da 7'ye satarım. Eder. Umut Nair 7'ye satarım. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani umarım demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Türk futbolcu, İrfan Can, Eğribay falan. Ya Türk, Türk futbolcular 7'ye satacaksın. 7 Türk futbolcular için yüksektir. Ama Ferdi, İsmail, İrfancan, Cengiz hani bunları da yediye satarsan zarar edersin. O yüzden de söyleyeyim futbolcuyu zamanında satmak lazım. Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu. Devre arasında Fenerbahçe transfer çalışmalarına depara kalkmak istiyor. Batshuayi'nin ayrılacağı konuşuluyor ancak flash bir iddia da ortaya atıldı. Şimdi bu arkadaşlar bu haberin doğruluk payı az tamamen yalan değil ama tamamen doğru da değil. Bilginiz olsun. Şimdi Vodbal 24.1 Belçika'nın sitesi. Belçika'nın foto maçı. Bat ayının kulüp bürüz ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddettiğini yazmış. Gerekçe olarak düşük maaşı göstermiş. Bir kere şunu söyleyeyim. Kulüp bürüz ve Antwerp. Haberde şu ifadelere yer verildi. Batshuayi Euro 2024 için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Ancak Kulüp Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddetti. Çünkü 3,5 milyon Euro'luk maaşından taviz vermek istemiyor. Haberin bu kısmı yalan. Batshuayi Fenerbahçe'den 3 milyon Euro alıyor arkadaşlar. Bu kap açıklamasında da var. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maç, 5 gol, 3 asist yaptı. Burada bir anlaşalım. Futbolcu isterse 800 maça çıkmış olsun. Oynadığı dakika benim için daha önemlidir. Yani 18 maç çarp 90'dan aşağı yukarı 1620 değil mi? 1620 20 maça çıksa 1.800 yapacak şimdi bakalım arkadaşım <laughs> 18 maçta kaç dakika süre almış 18 maç 756 dakika Yani 9 kere 8 72 8 maça çıkmış olsa 720 dakika yapacak 8 maç artı 36 dakika yani 8 maça çıkmış uzatmalarla uza, 36 dakika de ek, ekle 8 maça çıkmış Fenerbahçe'de 5 gol 3 asist Son derece golcü bir performans Ya Batshuayi dediğin adam Bak Standard Liège, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund. Anlatabiliyor muyum? Crystal Palace. Beş taşı saymıyorum. Chelsea yine tekrar kariyer ve Fenerbahçe'de oynamış bir topçu. 3,5 milyon euro bonservis bedeli var. Fenerbahçe'ye gelirken. 7 milyon euroyu verin alın diyoruz. Ancak Fenerbahçe'deki yıllık ücreti 3 milyon euro. Ben size söyleyeyim maç şu an inadı kırılır gider. Gitmezse Euro 2024'te yer alamaz. Hayalleri sekteye uğramış olur. Kulüp bürüzlü ve antrep almak için çok niyetliler. Hocam sence ne olur? Bence %100 gider. Çünkü biz onun yerine isim bile bakıyoruz artık. Umut Nair çok konuşulan bir isim. Bir kez daha başı sağ olsun Allah rahmet eylesin. Eşinin karnındayken çocuğu vefat etmiş. E, Umut Nair mütevazi bir oyuncu. Kendisi aynı zamanda bir avukat. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hocam senin gibi yargı mı dağıtıyor? Yok öyle değil. Gerçekten avukat. Hukuk fakültesi mezunu bildiğim kadarıyla. Ve karakterli, kariyerli bir çocuk. İyi bir çocuk. Umut Nair'e süperlikten bir teklif çıkmış arkadaşlar. Bunlar olur. <laughs> olacaktır da. Şimdi ben size Fenerbahçe'nin bir transfer döneminde aldığı teklif sayısını söylesem şok olursunuz. 2000'den fazla. <laughs> he he tabi 2000'den fazla he. 20 tane futbolcum var. Her futbolcuya 10'ar tane teklif geliyor. Tabi hocam tabi. 2000'den fazla arkadaşlar. Bir transfer döneminde 2000'den fazla teklif geliyor. O kulüp çalışanları niye maaş alıyor zannediyorsunuz siz? Maç zamanları hey bayrak sallayalım falan değil mi? Yazın bak ilgi mektubu var, transfer teklifi var. Anlatabiliyor muyum? Yoklamalar var. Direkt teklifler var, transfer teklifleri. 2000'den fazla, 2000'den fazla. Mesela bir Umut Nair ben size şunu söyleyeyim 7 tane, 8 tane kulüp istiyor desem şok olursunuz. Samet Akaydın'ı Süper Lig'de 3 tane kulüp bonservisiyle istiyor. Samet Akaydın'a. Yanlış duymadınız. Evet. 3 tane kulüp. Hocam Samet Akaydın o kadar etmez. Lan kaç verdiklerini söylemedim ki. Olsun hocam. Yine o, o kadar etmez. Oğlum 1-2 milyon euro bir şey söyleyeyim. Yetmez hocam. Ben söylüyorum. Mesela Zayt, Miha Zayt, Süper Lig'den 16 tane kulüp istiyor desem. Bak 2000 teklifin 16 ona gelse, 4 ona gelse 20'si doldu. 2 tane futbolcuya 20 teklif. Bunun gelen olacak, giden olacak falan filan bir de iyi futbolcularını düşünün. Bir Şimask'a belki 40 tane teklif gelecek. Siz şaka yaptığımı zannediyorsunuz ama ben gerçekten söylüyorum. Şimdi <laughs> Fenerbahçe'de Umut Nayır <laughs> hani Geçen ben şahsi olarak da düşündüm. Akmaz kokmaz bir Umut Nayır abi. Yedek dur. Tamam dururum. Oyna. Tamam oynarım. Şunu yap. Tamam yaparım. Bunu yap. Tamam yaparım. Yani karakterli, haysiyetli, şerefli bir insan. Ve bu yüzden de e, Fenerbahçe formasını giyebilir sırıtmaz da. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğimi. Sırıtmaz da. Biz çok fazla maceranın peşine giriyoruz. Abi bak bir takımda yani satranç gibi düşünün. Şah da olacak. At da olacak. Vezir de olacak. Piyon da olacak. Ama piyon sayısı daha fazla olacak. 8 tane piyonun olmak zorunda. Ama bir tane vezirin olmak zorunda. Ya futbol takımlarında bir değil iki tane vezirin de olabilir. Sıkıntı değil. Üç vezirin de olabilir. Sıkıntı değil. Bu seni daha da karlı yapar. Anlatabiliyor muyum? Yani beş tane kalen, üç tane filin olabilir. Futbol takımısın sen. Ama sekiz tane de piyonun olmasında hiçbir sıkıntı yok. Bu ee, maaşları dengeler. Bu fiyatları dengeler. Umut Nair, efendi, kendi halinde bir insan. Euro 2024'de gidip gitmeyeceği tartışılır. İstanbul Spor'un kiralama teklifi var arkadaşlar. Ben Pendik Spor'un yerinde olsam isterdim açıkçası. Fenerbahçe'de sıcak bakıyor demiş. 2025'te sona eriyor. Hayır Fenerbahçe sıcak bakmıyor. Fenerbahçe Umut Nair'i göndermeyecek. Edince da göndermeyecek. Batşuay'a gidip buraya bir isim çekebiliriz. Bu Vegors olabilir, Ahmet olabilir, Mehmet olabilir. Ona bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe'de hedef Umut Nair'i göndermek. Ya 3. Forvet. Tehlike anında camı kırınız butonu aktif. Oynatabilirsin. Rotasyonda ya kullanabilirsin. Ceko'nun meziyetlerine yakın meziyeti var. Yani yanlış anlamayın. Ceko'nun meziyetleri 100 üzerinden 90 puan alıyorsa Umut Nain'in ki 70 puan alıyor. Yani pes tabiriyle söyleyeyim. Ceko'ya 90 ona 70. Ama şurada bir olay var. Akmaz, kopmaz Yıllık ücreti TL üzerinden. Euro artsa da bir sıkıntısı yok. Bunları unutmayın arkadaşlar. Yani ben bunları söyledim diye de bana lütfen kızmayın. Ben gerçekleri konuşmaya çalışıyorum. Elimden gelince de gerçeklerle sizi etkilemeye çalışıyorum demeyeyim de sizi gerçeklerle boğmaya çalışıyorum. Yani uzun lafın kısası Hocam bir ihtimal verir misin? Allah rızası için. Hani üyelerine, abonelerine bugün itibariyle bir ihtimal ver. Bunu çok yaptım geçmişte. Yanlış anlaşıldı. Mesela ben futbolcunun birine %100 dedim. Tamam kesin bizde dediler. Futbolcunun eşi istemedi, gelmedi. Neydi o? Jack Wilshere. İstanbul'a kadar getirdik, gezdirdik. Hani kimse bana inanmadı, etmedi. Sonradan futbolcu çıktı, açıklama yaptı. Ben İstanbul'a gittim. Gezdim, ev bile baktım falan diye. Hani aradan bir buçuk sene geçtikten sonra benim hakkımı teslim etmenin bir lüzumu yok. Şimdi vereceğim yüzdelere lütfen dikkat edin. Ee, hiçbir futbolcu için yüzde yüz demem. Sebebi de şu. Yani yüzde yüz artık geldi demek. Yani imza için. Ben şöyle söyleyeyim. Çağlar Söyüncü. Yüzde yetmiş. Yani olabilitesi yüksek. Ekdal ismi çağlar olmazsa yüzde 45. Çağlar olursa zaten sıfır. Serdar Saatçi ismi arkadaşlar olmaz olmaz demiyorum. Yarın bir gün Fenerbahçe fiyat yükseltir. Yüzde ee, diyeyim. beş diyeyim. Batshuayi'nin gidişi. Batshuayi'nin kafası kırık olduğu için yüzde 95 diyorum. Yoksa kesinlikle ve kesinlikle yüzde derim. Umut Nayir'in gidişi yüzde sıfır. Hocam atıyorum 10 milyon euro teklif kese. O 10, 10 milyon euro teklif kese 50 kere gider. Samet Aka'nın gidişi %70 onu da söyleyeyim. Ee, başka Aska Be Kaoc zaten söylemeye gerek yok herhalde. Ama var. <laughs> Bir bitmedi. Sakatlığından dolayı gitmeyebilir. Bu arada Balçua'nın Antrebe gidişi <laughs> ve kulüp proje gidişi arasında fark var. İkisine ihtimal değiştiririm bilginiz olsun. Hani Batshuayi'nin kulüp proje gidişine %80 diyebilirim. Antwerp'e gidişine %35 diyebilirim. Bilginiz olsun. Yani bu da parantez içinde dursun. Hocam maaş konusunda ya transfer dediğin olay bir anda 30 saniye içerisinde yapılan bir olay değil. Futbolcu teklif verecek, karşı taraf teklif verecek, futbolcu teklif alacak, karşı taraf teklif alacak. O olacak, bu olacak, şu olacak. Ya, bu uzun bir maraton. Bak kabul etmemiş. Bitti. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Bakacağız. Bakacağız. Kim kime transfer oluyor bakacağız. Bir beğeni çok görmeyin. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir şey daha hatırlatayım. Üyelik kazanmak istiyorsunuz. Farkındayım. Video izleyecek vaktiniz yok. Oynatma listesini aç. Telefonunuzu kenara bırakın. İki kat hızda bırakın oynasın. Hocam ben daha da keskin bir şey yapmak istiyorum. Tamam bunu yapıyorum ama yani ne bileyim yine de bunu yapmama rağmen bana üyelik çıkmıyor. Bana daha keskin bir şey söyle. Bakın size keskin bir şey söyleyeyim. Bir videoya yorum yapın. Mesela selamın aleyküm diye yorum yapın. Yorum kısmına cevap olarak girin. Aleyküm selam yazın. Yani kendi yorumunuza yanıtla deyin. Aleyküm selam deyin. Hocam o kadar saçma konuşuyorsun ki. Bak tekrar tekrar kendi yorumunuza 500 tane nokta atın. Fenerbahçe yazın bir şey yazın. Kendi yorumunuza yorum yazın. Arkadaşlar ayrı ayrı yorum yazarsanız sistem sizi spam sayıyor. Kendi yorumunuzu yanıtla derseniz daha fazla yorum yapıyorsunuz. Bu sayede ne olacak? Kendi yorumunuza 10 tane yorum yaptınız. 11 tane yorum yapmış olacaksınız. Eğer izleme sayınız atıyorum Ahmet'le Mehmet'le ee, eşitse durum bu. Ve Fenerbahçe'miz TFF'nin kestiği para cezalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya ve kazanmaya devam ediyor. Başkanımız Ali Koç. Bak burayı biliyor musunuz hiç duydunuz mu? Ali Koç ve Alper Pirşen'in 2022'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açtığı davaları kazanan ve devletle uzlaşmaya giden Fenerbahçe'mize kısa süre önce 1 milyon 485 bin TL ödendi. Muhtemelen bunu bilmiyorsunuzdur. Ya yani Duymamışsınızdır. Şimdi i̇şte ben duyurayım. Fenerbahçe'nin para cezasına neden olan açıklamaların bilgi ve düşünce paylaşma özgürlüğü doğrultusunda olduğunu ayrıca adil yargılanma hakkının da ihlal edildiğini savunuyor. Kulübümüzün halen <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bekleyen 5 davası daha bulunuyor. Bu davalarda da benzer sonuçlar bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte kesilen her para cezasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yoluyla devletten geri almak için dava açacak. Yani Fenerbahçe'nin bakıyorsun merdiven boşluğundan 300 bin TL. Şuradan 500 bin TL. Şuradan 700 bin TL. Yani sanki aç karınlarını biz doyuruyoruz gibi bir imaja sahip oldular. Ve Fenerbahçe'nin bu hamlesi son derece güzel oldu. Son derece akıllı oldu. Son derece zeki oldu. Niye? Bu kadar kolay şey yapmışlar. Ceza sarmalı şu şekilde devam ediyor. PFDK yani TFF cezayı kesiyor. Fenerbahçe Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor ve kazanıyor. Ortaya çıkan ödemeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyor. Hukukçulara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre kararlarını veriyor. Yani bir anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi PFDK'nın ve tahkim kurulunun anayasaya aykırılık taşıdığını her fırsatta anlatıyor. Uzmanlar TFF'nin Futbol disiplin talimatnamesine anayasaya uyumlu hale getirilmediği takdirde açılacak benzer davalarda da sonucun değişmeyeceğini belirtiyor. Saplasın gitsin takım. Yani saplasın gitsin. Bak ya düşünsene Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden sürekli parayı geri alıyorsun. Yani sana dava açıyorlar. Ve bu gururda ülkemizin. Neyse herkese ben mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.